Şimdi sıra 5. bölümde. Chapter 1. Voltaic Revolt Overpowered. Devam edelim. Voltaic Vrat. Bu ne oğlum? Voltaic'ler Vrat'larla işbirliği mi yapıyor? Yine King Zarek bir şeyler diyor. Hazineleri bulduğun için çok memnunum falan diyor. Ordu'nun imparatorluğu için. Sana en iyi generallerimden birisini yardım etmesi için yolladım dedi. Ve bu aptal büyücüleri yok etmen için yolladım diyor. Vay be, kimi yollamış acaba? Aa, Terra ve Xyphos'tan birini seçiyoruz. Hangisini seçelim? Tabii ki Xyphos'u seçeceğim arkadaşlar. Good choice. Ne oluyor lan? Işıklar parlıyor. Bir hatalar var oyunda gene. Tabii ki Xyphos'u seçeceğim arkadaşlar. Terra'yı kim ne yapsın? Lan böyle oyunun bize seçim yaptırması çok güzel olmuş ya. Evet, yine bir pusu bölümüymüş bu da. Pusu falan dememişti aslında ama. They have cut me off from my army. Oğlum seni Kral Zarek göndermedim zaten. Ordumdan ayırdılar diyor beni. Oğlum seni kral... ha, seni yolda pusuya düşürdüler herhalde. Ordumdan ayırdılar, onu demek istiyoruz. Zaten ordumda hiçbir işe yaramazdı gerçi. Hemen şu kuleyi alalım da şeye basalım. Kule yıldırımımız var. Abicim biraz mana kasın ya. Bu hemen gelmez umarım. Ha, bu sıkıllar bizim kılıçları mahveder. Yeni tehdit Mecaykil. Aa. Ne sürpriz ama. Projectile bariyer. Bu niye projectile bariyer kullanıyor? Abi defund kaç. Kule yıldırım basıyorum. Büyücüye vur, büyücüye vur, geri zekalı kule. Allah'ım, manyak manyak birliklere vuruyor. Heh, büyücüye vur oyunu, onu mahvet. Lan yardıma gel Xyphos, bu herif içimizden geçer. Tamam, kolayca halletti. Biz okçu basalım abi, bu sickle vuratlar sıkıntı. Eyvah eyvah. Ha, bizim Xyphos'u halledecekler bunlar. Yıldırımı buraya kadar basabiliyormuşuz, vay be. Evet, bizim Xyphos mahvoldu abi ve kuleyi de kaybettik. Bravo. Çok büyük altı yedik şu anda. Gerçi bunlarda balon da var ya. Hemen bir spirtin basalım. Spirtinler... Allah, Mecaykil'i görmedim lan. Oğlum onu görmedim ben. Oğlum madenciye vurma şerefsiz. Kaç kaç kaç. Tamam kaç abi kaç. Biz bir spirtin alalım mı? Abicim sen saldır. Bu herif heykeli mahvedecek yoksa. Ha, biz çok çok saçma bir şekilde kuleyi kaybettik ya, o sıkıntı oldu. Abi dalın abi. Halledin abi, halledin, halledin şu mecaykili. Helal yiğitlerim, helal. Da kuleyi alalım. Kuleyi alalım diyeceğim de. Yeni tehdit. Sickle 1 mi? Eyvah, Sickle 1 geliyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oha, jumper'ı var. Jumper'ı var. Ne oluyor lan? Xyphos'umuz geri geldi. Geri çekilin kılıçlar. Abi her şeyi basıyorum, her şeyi basıyorum, her şeyi basıyorum. Kaç dakika kaldı lan şeyin bitmesine? Lan yok edin şu adamı. Bu herif çok manyak. Oğlum bu herif ölmüyor. Oğlum herif ölmüyor. Bizim Spirit'ini mahvetti. Order Empire bir şeyler diyor. Bir şeyler diyor.
Order Empire bu ayıyı bir şey yapamaz dedi. Okuyamadım. Lan abi saldır lan. Kılıçlar siz geri çekiniz. Abi Spirit'in manyak oyalıyor bu arada. Acayip zaman kazanıyoruz Spirit'in sayesinde. O şu mecakili benim halletmem lazım. Ne oluyor, oyun donuyor. Oha bize ne oluyor, bize hayvan gibi ordu verdi. Kaçıyor. Kaçıyor şerefsizler. Haha öyle kaçarsınız. Yok edin lan. Hepsini öldürün. Hepsini. Nereye kaçıyorsun? O vuruyor bile şerefsiz kaçarken. Sonunu çok beğendim lan. Evet çok kolay bir şekilde yeniyoruz arkadaşlar bu bölümü de. Bakalım bu sefer bize ne verecek. Bölümü beğendim. Önceki bölümler tırttı biraz ama bu bölüm güzelmiş. Sickle Wrath ve Projectile Barrier. Tabii ki Projectile Barrier'i seçeceğim. Sickle Wrath kadar iğrenç bir birlik yok. Çok nerf yedi çünkü. Bazı şahıslar çok fena bokunu çıkardığı için bu karakterin. Biz Projectile Barrier'le devam edeceğiz arkadaşlar. Balon da çok işime yaramaz ama belki okçu mokçu gelirse alalım bakalım. Hazine bulundu. Bakalım bir sonraki bölümde ne var. Aa, you are now able to customize your army. Şimdi ordumuzu düzenleyebiliyormuşuz. Okay. This is where you can build your army from all the technologies you have acquired so far. Balonu neyin yerine alabiliriz ki? Yıldırımın yerine al diyor. Bence de abi yıldırımın yerine alalım. Ne işe yarıyor ki? Kule yıldırımımız var zaten. Castle Argyra'da balon basarız. Evet arkadaşlar şimdi 6. bölüme geçebiliriz. It looks like we've reached the Voltaic capital and their leader is none other than Magus, founder of the Magi Guild. So this is where he's been. Bu Zileros kralın elinden yine bize bir mesaj göndermiş. Voltaic başkenti. Voltaic başkentine ulaştık gibi gözüküyor. Ve liderleri Magus'tan başkası olamaz. Yani Mecakillerin kurucusu. Yani buraya geldik diyor. Yani Mecakillerin kurucusu Magus'la savaşacağız. Vay hain bize ihanet etmiş. Bu hainliğinin bedelini ona ödetelim. Magus neden peki bize ihanet etmiş onu şu anda henüz bilmiyoruz. Eminim bir sebebi vardır. Herifler durup dururken Order İmparatorluğuna adamsanız saldırın diyor. Voltaic gücümüz var diyor. Adamsanız saldırın ha. Sizi mahvedeceğim oğlum. Ve Magus yeni tehdit. 1600 can 500 altın mı? Bir dakika. 1600 can 50 hasar 500 altın 500 mana. Vay be. Burada hiçbir şey yazmıyor. Gerçi birkaç tane yeteneği varmış. Her neyse devam edelim. Şu madenciyi manaya gönderelim. Bu her zamanki gibi altına. Ve Xyphos yine yardımımıza gelmiş. Acaba Terra'yı alsaydık Terra mı olacaktı burada onu merak ediyorum. Ama Terra olsaydı büyük ihtimalle hiçbir işimize yaramazdı. Xyphos her türlü daha iyi bence. Yine kuleyi alalım da bu gelirse direkt kule yıldırımı basarız. Xyphos niye geride bekliyor böyle? Attack! O adam orada okçu da var. Bu Mecakil Magus sadece Mecakilleri toplamamış etrafına. Okçu mokçu Spirit'in ne varsa adam yanına almış. O kadar Kaos İmparatorluğunu yok ettik. Birleştirmiştik Order İmparatorluğunu Çöp Adam Savaşları 2'nin sonunda. Yani Stick var 2'nin sonunda.
Nasıl olduysa yine dağılmayı başarmışız. O kadar zafer kazandırdık lan biz. Kral Zarek'le. Bu acaba Stikvar 2'den sonra kaç sene sonra geçiyor? Direkt geçmiyor herhalde. Yoksa bize niye isyan etsinler hemen? Evet, Zyphos'ta getiriyor kılıçlı Rayleigh ile beraber. Gerçi önceki bölümde bu kılıçlılar bize düşmanı kovmuştu. O yüzden biraz saygım arttı Zyphos'a. Ama yine de bilmiyorum. Umarım düzgün savaşır. Düşmana saldırsam mı acaba diyorum. Okçuları gönderelim ya. Okçular vursun uzaktan uzaktan. Magis'in canı da çok fazla. Skill 1'den bile fazla. Skill 1'in... Eyvah eyvah. Eyvah kırdım adam. Aa, bu tek başına geliyor. Gel gel sen tek başına gel. Skill 1 sen tek başına gel. Yok, şöyle bir şey deneyeceğim. Oo, Magis'in can barını görüyorum. Saldırın abi. Eyvah 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 eyvah. Ne oluyor, bir şeyler attı orada. Abi saldırın ya. Geri çekilirsek şimdi daha beter. Şu skill wrap'ları halledelim de. Aa, skill 1 yalnız başına kaldı. Nereye kaçıyorsun Zyphos? Allah'ın belası, yardıma gel. Ya abi saldırsana, neyi bekliyorsun? Öldürün şu skill 1'i. Evet. Skill 1'i mahvettik. Skill 1'in içine geçiyoruz. Öldü. Balonla basalım. Abi o şeyi halledin hemen. Rage atıyorum, her şeyi atıyorum. Yok edin abi onları. Bugün bayağı bir kasmaya başladı bu arada. Hadi abi şu madencileri öldürelim. Her şeylerini öldürmemiz lazım. Abi bizim ölçüler yok olmuş lan. Oğlum o Magis ölmedi ya. Bütün her şey öldü. Magis kaldı be. Yok abi, durmadan saldıracağım ben buna. Oha, Spirit'in de basmaya başlamış. Lan nereye gidiyorsunuz? Okçulara vurmayın. Kuleye yıldırımı basalım bari. Kuleyi kaybetmeyelim de. Kule şu an bayağı işimize yarıyor. O kulenin altından da ışıklar ışıklar bir şeyler çıkıyor. Sizi kendi voltaik gücünüzle yenerim lan ben. Kimsiniz oğlum? Adamları kendi silahıyla vuruyor. Balon da basın, bu kesinler bir vurmasın. Benim gibi geliyor. Abi öldürün artık ya. Kaç tane balon basıyor bunlar? Gerçi bir sürü bastı ama. Abi kaç tane adam var lan? Öldür öldür bitmiyorlar ha. Tabii tek başımıza saldırıyoruz. Şu an Zyphos'un adamları ne yapıyor bilmiyorum. Gerçi Zyphos'u alaşağı ettiler ama. Neredesin abi sen? Hah, kılıçları gelmiş. Helal. Saldır abi, saldır. Ama önce bir dakika, şu Magis gücünü kullansın. Heh. Tamam, şimdi saldırın. Tamam, o gücünü orada kullandı. Şimdi kılıçlar mahvedecek diyeceğim de yine elektrik çarptı bunları. Of of, ne oluyor? Şu an orada bir parmaşa çıktı. Öldürdük, evet. Yatırdık aşağı Magis'i. Evet abi, balon da basalım da ölmesin. Bizim elemanlar. Evet, Zyphos da geldi sonunda. Gelmeyi başardın, helal olsun kardeş. Biz zaten aldık sen gelene kadar. Heykelin canına bak, yıkılmıyor.
Ve Magis'i ve Sickle Bear'i hallediyoruz. Lan nereye gidiyorsunuz? Ya saldırsanıza, 2 dakika kaldı. Lan manyak mısınız nesiniz ya? Zaten yıktık, herifler geri kaçıyor. Evet, kazandık. Bu bölüm önceki bölümlere göre çok daha iyiydi bu arada. Gerçi önceki bölüm de iyiydi de ilk 4 bölüm biraz tırttı. Ve 6. bölümde geçtik. Voltaic Armor mu, Voltaic Spark mı? Güzel soru. Ha, Voltaic Spark... Voltaic Armor ya. Spirit'ınları kullanırız abi, daha iyi. Voltaic Armor daha iyi. Bir sürü birliği aynı anda etki ederiz. Ne oluyor lan? Magus will be held prisoner as a traitor to Zerik's crown. Hear ye. The Voltaic Revolt led by the renowned Magus of the Magi Kill has been vanquished by the Order Emperor. With Magus now in chains, King Zerik turns his gaze northward, guided by his treasured map to hidden riches through swamps and frozen domains. In the Order's embrace, we all thrive. The Truthful Times diye gazete yapmış adamlar. Yıl 671 İmparatorluk haberleri. Voltaic Revolt Overpowered. Voltaic devrimi Magus tarafından gerçekleştirildi. Order İmparatorluğuna karşı falan filan diyor herhalde. Magus'i şimdi zincirledik. Zincirlerde diyor. Yani yakaladık. Ve Kral Zarek onu kuzeye mi gönderdi diyor. Daha fazla şey almak için. Onu hapsettik işte falan diyor herhalde. Yani Voltaic'leri yendik arkadaşlar. Bu arada gazete falan. Gazete matbaa icat etmiş bu herifler. Taş, sopa, kılıç kullanıyorlar. Ok kullanıyorlar. Ama matbaa ve fotoğraf makinesini de icat etmişler. Bu güzel olmuş. The Truthful Times. The Times diye bir gazete vardı galiba. Ondan esinlenmişler. Hatta yazı tipi de aynı bildiğin. Altta da Xyphos Birthday 5 yazıyor. King Zarek stops. Xyphos'un doğum gününü mü kutluyorlar lan? Ne yapıyorlar? Neyse, çok bunları sonra tekrar bakarım ben. Bunları şimdi okumaya gerek yok. Devam edelim. Continue. Oha, nerelere gidiyoruz? Abi biz nereye gittik böyle? Evet, galiba yıl değişti. 676'ya geçtik. Chapter 2'ye geldik. Chapter 1 bitti arkadaşlar. Chapter 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Chapter 2'ye devam edelim. Chapter 1'i bitirdik.